İyi akşamlar, ben Gökhan Kaya. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşamki konumuz Fatma Yavuz. Aslında kamuoyunda Ermeni Fatma olarak da biliniyor. Özellikle 2017'de Hrant Dink ambasında yaptığı konuşmasından sonra öyle bir isimle de anıldı. Bir kimlik olarak Ermeni kimliğini taşıyorum dedi. Ve biz hep ötekilere, farklı olanlara yönelik ayrımcılığa karşı oluşuyla onu tanıdık o tarihten sonra özellikle. Fakat bunun da bir bedeli oldu. Diyanet işlerinden ihraç edildi. Orada Kur'an öğretmeniydi, Kur'an eğitmeniydi çok uzun süredir. Ve tuhaf da bir ihraç oldu. Hatırlarsınız belki İslam töresine aykırılıktan aslında şöyle deniliyormuş. İslam itikat, ibadet, ahlak törelerine uygun olduğunu çevresinde bilinir olması gerekliliği maddesine aykırılıktan. Böyle tuhaf bir madde. Onun da kitabını yazdınız tabii. Hangi Diyanet bir aforozun öyküsü diye. Ama bizim şimdi konumuz bu değil. Pek çok şey konuşacağız ama siz en son İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde inanç masasında çalışıyordunuz. Oradan da ayrılma durumunda kaldınız. Aslında isterseniz oradan başlayalım. Sizin için büyük bir hayal kırıklığı oldu mu? Çünkü hani Diyanet'ten ayrıldınız, orada aforoz edildiniz, ayrımcılığa uğradınız. Genelde de benim gördüğüm kadarıyla insan haklarınızı savunduğunuz için başka bir şey de ortalıkta yok. İBB'de işe başladınız. Herhalde bir umutla işe başladınız. Daha çok hani kafa olarak daha yatkın insanlarla birlikte çalışırım diye. Ama orada da ciddi sorunlar yaşadınız ve ayrılmak durumunda kaldınız. İsterseniz İBB'deki hikayenizle başlayalım sohbete. Neler oldu? Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Umarım güzel bir yayın olur. Teşekkürler. Hemen öyle sondan başlayalım o zaman. İBB'den. Ya bu arada şunu düzelteyim, hani ayrıldım demeyelim de atıldım diyelim. Yani basbaya atıldım ya. Diyanet'ten de atıldım, İBB'den de atıldım böyle. Gayet bu net yani. Ben ayrılmak falan istemiyordum çünkü. Neden atıldım? Yani bunu birkaç yerde anlattım ama biraz karıştı. O karışıklık gitsin de istiyorum. Gerekçe iş kanununda işte bana sundukları madde 25. madde diye bir maddeydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte amirin güvenini kötüye kullanma, sadakatsizlik falan gibi öyle bir şey yani. Ben ona amire itaatsizlik diyorum kısaca. Resmi gerekçe bu. Bunu nasıl temellendirdiler? İki kere savunmam alındı. Birinci savunmada İşte Halk TV'ye şurayı söylemek zorundayım. İşte ben bu Ermeni kimliğinden ötürü önce şunu söyleyeyim. Elhamdülillah Ermeniyim. Ama hikayesini biliyorlar. Etnik değil. Niye olduğunu falan. Şimdi oraya girmeyeyim ki çok uzar. Ermeni olmanın bedelini de çok ağır ödedim dediğiniz gibi. En son ödediğim bedel de troll medya tarafından böyle birden sistematik bir şekilde hedef gösterilip işte Takvim Gazetesi tarafından da böyle manşet şeklinde bir haberle Türk düşmanı, Ermeni sevici, İşte Ekrem tam kendine göre çalışan bulmuş falan gibi böyle manşetlerle hedef olmamdı. Ben de bunun üzerine tam o sıcağı sıcağına Halk TV'ye çıkıp Ermeni sevici olduğum doğru, Türk düşmanı olduğum yanlış dedim. Çünkü Türk düşmanı değilim. Zaten Türk'üm. Ermenileri sevdim doğru, bu da yani benim dünya görüşümün bir gereği. Demek için çıkmıştım. Kısacık bir yayındı yani. Belki toplasanız beni konuşalım 10 dakika falan. Bu yayın için savunmam alındı işte. Bir de Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sayın Milletvekili, onun sosyal medya yayınına da çıkmıştım işte bu hedef olmamdan ötürü. Bu ve benzeri şeyler işte izinsiz yayına çıkmak falan gibi işte neyse bayağı uzun uzun yazmışlar maddeler şunlar bunlar. Savunmam istendi. Ben de savunmada yazdım yani, dedim böyle böyle ben İBB ile ilgili falan bir şey anlatmadım. Yani hedef olmamın yanlış olduğunu, bunu püskürtmek için gerçeği anlattım dedim. Dedim bundan bir şey çıkmaz, saçma sapan bir savunma. Niye yani Halk TV'ye çıktım diye niye savunma vermek zorunda falan kalayım diye. Ciddiye almadım. Çünkü benimle eşit çalışan 5 arkadaşız. Yani 5 arkadaş çalışıyorduk inanç masasında. Eşit şartlarda çalışıyorduk. Diğer arkadaşım İslam Özkan. O da çıkmıştı Halk TV'ye. 2 kere çıkmıştı. Başka medya kanallarına da çıktı. Medyaskop'tur. İşte zaten kendisi yazar, köşe yazıyor gazetede falan. Zaten sizi Yani ifade eden herhalde size inanç masasında çalışmanızın nedeni veya İBB'ye alınmanızın nedeni zaten pek çok konuda fikirlerinizi ifade eden bir aynen insan. öyle.
Aynen Ben öyle. Yani biraz o zaman zaten. oradan başlayayım. Benim İBB'ye alınma nedenim dediğiniz gibi Diyanet'ten ihracım sırasında ihracın medyada gündem olması ve ihracın detaylarında benim işte ben bunu savunmaya devam ediyorum, şunu savunuyorum, bunu savunuyorum diye röportajlarda detayların ortaya çıkması üzerine bunu takip etmişler. Bana özel olarak teklif ettiler. Fatma Hanım, biz tam böyle birini arıyoruz inanç masası için. Bizimle çalışır mısınız dediler. Yani o zaten o aktivist kimliğinden ötürü bana o inanç masası teklif edildi. Aynen böyle. Şeyden devam edeyim. Dediğim gibi mesela İslam Özkan da çıkmıştı iki kere. Hiç ona niye çıkıyorsun falan demediler. Haber bile vermedi yani. Başka yerlerde yani bu yasak sadece bana uygulanıyor. Yani oraya çıkamazsın, bunu yazamazsın, bunu söyleyemezsin falan diye ciddiye almadım. Ama savunmamı yazdım. Savunmam şu anda orada sistemde duruyor. Sonra birkaç gün geçti aradan. Ben inanç masasında olduğum için sürekli saha ziyaretleri yapıyordum. Yani çünkü şuna inanıyordum. Yani bu bir insan ilişkisi. Bu arada inanç masası bir halkla ilişkiler masasıdır. Yani bütün İstanbul'daki inanç kimlikleriyle belediye arasında koordinasyonu ve iletişimi kurmaya çalışan bir birim. Ben de bunun insan ilişkisinin bizzat dokunarak olacağını, böyle Google'dan falan işte PowerPoint'ten, Excel'den olmayacağını, bizzat insanlara gidip merhaba biz İBB'den geliyoruz, bir ihtiyacınız, isteğiniz var mı diye dostluk kurmamız gerektiğini savunarak sürekli sahada olmaya çalışıyordum ve İstanbul'da gidebildiğim her inancın merkezine işte kilise, cami, mescit, STK işte ne varsa gidebildiğim kadar gitmeye çalışıyordum. Çok da güzel, harika dostluklar kuruldu. Yine böyle bir gün bir ayin vardı şeyde Edirne Kapı Ortodoks Rum Ortodoks Kilisesi'nde. O dostluklardan ötürü Sayın Peder de beni de çağırdı. Fatma dedi, Patrik Hazretleri geliyor. İşte Vatikan temsilcisi Sayın Massimiliano Palinura geliyor. Evet, bu görüntüde. Gelir misin? Aa, gelirim, çok mutlu olurum dedim ve söz verdim. Ama bu engellenmeye çalışıldı Sayın Mahir Polat tarafından. Ben de hayır dedim, söz verdim, gideceğim. Yani niye engelliyorsun? Olmaz, ayıp olur dedim yani Sayın Patrik Hazretleri'ne. İşte niye, işte öyle bir talep yok, resmi talep yok. Ben sana git dedim mi, izin verdim falan filan şeyler söyledi. Ben dedim ya bunun için resmi talep gelmesi gerekmiyor. Rutin bir ziyaret ve gideceğim, söz verdim, gideceğim dedim. Ya tırnak içinde orada amirime itaatsizlik yaptım. Hiç de pişman değilim. İki gittim yani. Gitmeliydim. Bunun akabinde yine savunmam istendi işte. Peki neden gitmeniz engellenmeye çalışıyor? Zaten sizin Yani yaptığınız doğal anlaşılabilir bir şey değil. şeyler değil mi bunlar? Çok doğal, çok da güzel şeyler. Bakın zaten oralara giden, en çok giden bendim yani o masada. Diğer arkadaşlar bu kadar sahada olmayı tercih etmiyorlar. Daha böyle ofis odaklı veya işte kendi ait oldukları mahallelerle iletişim kurmayı tercih ediyorlardı. Ben bütün mahallelerle iletişim kurmayı tercih ediyordum. Bu çok güzel bir şeydi, kontrast da yaratıyordu. Yani oradaki tek başörtülü, türbanlı, tek ilahiyat mezunu bendim, tek diyanetçi bendim. Ama en çok ayinlere, kiliselere giden de bendim. Çok güzel dostluklar kuruluyordu. Ben de çok memnun oluyordum, onure oluyordum. Ya bu Türkiye için de çok büyük bir kazanım. Bu kadar gettolaşmanın olduğu bir yerde benim oralarda kabul görüp o dostlukları kurabilmem zaten başlı başına inanç masasının çok büyük bir başarısı demek yani. Yani niye engellenir? Anlaşılabilir bir şey değil. Gerçekten anlaşılabilir. Hiçbir engellenecek durum yok. Gidip merhaba deyip ve gittim her yerde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamını götürüyordum. İnsanlar da çok memnun oluyordu. Dolayısıyla hani uzatmayayım, çok uzun konu da. Bundan sonra da işte izinsiz saha ziyareti yapmak falan filan diye yine benim savunmam istendi. Yine yazdım. Dedim ben her yere gidiyorum. 2,5 yıldır gitmemiz gerekiyor. Herkesin gitmesi gerekiyor. Bu dostlukların kur falan filan neyse. Yine ciddiye almadım. Ya bu ne dedin? Çünkü epey zamandır mobbing yapıyordu Sayın Mahir Polat. Bu arada cevap hakkı da olsun, bağlansın yani. Ben açık anlatacağım. Üstünü kapata kapata anlatamıyorum. Uzun süredir bana mobbing yaptığı için bu mobbingin devamı olarak gördüm ve bunları ciddiye almadım. Devam ettim işime. Ama birkaç gün sonra disiplin kurulu topladılar. Bunları tekrar bana sordular. Ben de aynı burada anlattıklarımı tekrar anlattım. Ve sonunda işte o 25. maddeydi yanlış hatırlamıyorsam. Amirin güvenini şöyle sadakatsizlik, kötü yakalama falan filan bir şeyler yazıyordu. Tam hatırlamıyorum detayları. Düğünüme 14 gün vardı. Ben o sırada davetiye dağıtmaya çalışıyordum falan. Hatta Sayın Ekrem İmamoğlu da davetiye ulaştırmaya çalışırken beni çağırıp elime ihraç yazısını verdiler. Tazminat, mazminat bir şey de yok yani. Hadi yallah dediler. Ben de şok geçirdim. Bu dedim ben şaka falan herhalde dedim. Yani kamera şakası gibi bir şey. Yani yok saydım ki enlen yok yekün dedim. Ve Sayın Ekrem düğüne davet etmeye devam ettim. Kesin onun haberi olduğunda bu iş düzelecek. Yanlış hesap Bağdat'tan dönecek. Böyle saçma şey olmaz. Resmen çok çalıştım diye atılıyorum dedim yani. Ve düğünden 14 gün önce hiç olmaz yani. İnsan bunu düşmanına yapar ya ancak. Yani bu kadar mutluluğum hedef alınarak
Yani çok mu, o kadar mı kötüydüm yani? Bir an önce mi atılmam gerekiyordu? Hadi diyelim ki atacaksın da. Yani bir ay sonra olmuyor muydu yani, gibi bir böyle İşte bir şey var. o süreçte Mahir Polat'ın bir üstüne, Ekrem İmamoğlu'nun yardımcısına veya hani diyalog kurabilecek, temas edebilecek bir CHP'li yöneticiye ulaşabildiniz mi? Ulaştım. Tabii atıldıktan sonra ulaştım yani. Hemen bir o şokla. Ulaşamadınız mı? Kime? Ne bileyim, Ekrem İmamoğlu veya bir yardımcısına veya hani Ulaştım. ulaştınız, evet. Evet, ulaştım. Ve uzun bir görüşme yaptım. Yani üst düzey bir Ekrem Başkan'ın yardımcısı diyebileceğimiz, öyle diyeyim. Yani sağ kolu olan bir bürokrata ulaştım. Uzun uzun anlattım. Güzel ki dinledi. Ben dedi bunu, acelesi var mı dedi. Yok dedim, acelesi yok. Zaten düğüne gidiyorum. Düğün telaşım var falan. Ben bunu dedi geniş bir zamanda Ekrem Başkan'a anlatırım. Size de haber veririm dedi. O yüzden çok ümitli gittim. Yani düğünde de hiç moralim bozulmadı. Nasıl olsa düzelecek bu şey dedim. Yani çok saçma geldi bana yani. Ve bir de bu detayı da söylemişsin. Düğünde baktım kocaman bir Ekrem İmamoğlu çelenk. Aa dedim, kesin dedim, hani haber gitti. Ekrem Başkanı bana selam gönderiyor dedim. Yani Fatma, ben hani bu işi düzelteceğiz falan gibi. Öyle yordum. Hiç o yüzden hala şey yani, inanmadım yani. Sonrasında işte şöyle söyleyeyim, haberler geldi, başkalarına ulaştık falan, velhasıl hiçbir şey olmadı, olumlu bir geri dönüş olmadı. Birkaç, ya ben çok insana ulaştım ondan sonra. Mesela hızlı gidiyorum ki hani çok detaya boğmayayım diye, sormak istediğiniz detayı ayrıca açarım. Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu sağ olsun, çok gerçekten Türkiye için ikincisi olmayan bir insandır. Bizim de dostluğumuz vardı, bu konuya çok üzüldü, ilgilendi. Fatma niye böyle oldu falan. İşte gerekli görüşmeleri yaptı. Sayın Mahir Polat da yaptı. İşte ulaşabildiği kişilerle yaptı. Ama tabii şey yapamadı. Yani çabaladı ve en sonunda Fatma dedi, ben bunu randevu alıp Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşeceğim. Bu kabul edilebilir bir şey değil dedi. Ben teşekkür ederim Sayın Vekil dedim ve Sayın Kılıçdaroğlu'ndan randevu aldı. Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu bunun için özel olarak gitti, konuştu. Çok sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum ben buradan. Zaten suçlamalardan biri de onun yayınına çıkmam olduğu için biraz da bu işte ortağız yani. Evet, ilginç suçlamalar gerçekten de bildiğiniz. Yani sizi zaten kamuoyuna verdiğiniz mesajlar nedeniyle orada inanç Aynen masasında işe almışlar. Siz de kamuoyuna mesaj vermeye devam öyle. Aynen etmişsiniz. Amirinizle bir çekişme yaşamışsınız anladığım öyle. kadarıyla. Bu nasıl gerçekleşti? Yani herhalde bir olay bir yerde patlak verdi, bir yerde bir sürtüşme Evet. yaşandınız ki gördüğüm kadarıyla kişisel bir mesele haline gelmiş bu sanki, değil mi? Yok, kişisel de şöyle Gökhan Bey, çok detay var da boğmak istemiyorum. Mesela bir iki örnek vermek istiyorum. Yani 1,5 yıldır falan bana ağır bir mobbing yapıyordu Sayın Mahir Polat. Şöyle, oraya gidemezsin, onunla görüşemezsin, onu yazamazsın, onu söyleyemezsin. Ya sürekli diyorum ki, ama diyorum yani niye sadece bana bu yasaklar? Mesela şu arkadaşım yazabiliyor, öbür arkadaşım çıkabiliyor, öbür arkadaşım gidebiliyor. Onlara serbest, bana niye yasak? Eşit çalışıyoruz. Ya yani sadece bana özel kurallar uygulamaya çalışıyordu. Ben de profil olarak böyle boyun eğmeyen bir tip olduğum için ben bunları kabul etmem. Bu mobbingdir dedim yani. Yüzleştim kendisi yüzüne, söyledim. Mobbing yapıyorsunuz dedim. Ben buna boyun eğmem dedim yani. Mesela ne yapıyordu? Size birkaç örnek şey gösterdim. Mesela bir cuma cami açılışı. İBB'nin yaptığı bir Kartal Soğanlık Merkez Camii vardı. O caminin açılışı olacak. Bunu bir izleyelim, öyle anlatayım, karışmasın. Ya bu açılışa gitmem engellendi. O yüzden bunu göstermek istiyorum. Onu söyleyeyim. Ama ben dinlemedim. Gittim tabii. İmamoğlu'nu peki, yani sizin Bu arada engellendiğiniz... bir saniye Gökhan Bey. Şuradaki bu toprak rengi başörtüsü olan benim. Öyle mi? Bu kadınları bitsin, öyle anlatayım, karışmasın. Sesini kıstım zaten. Buyurun Tamam. konuşabilirsiniz. Tamam. Şöyle. Şimdi mesela bu bir örnek. Cami açılışı olacak. Ben de sahada çok çalıştığım için her türlü inanç grubuyla ilişkilerim vardı. Bu da mesela bir Erzurumlu kadınların oluşturduğu bir dernekteki kadınlar. Cami açılışı olduğu için onlar da Ekrem Başkan'ı çok seviyorlardı. Ya dedim, sizi açılışa götüreyim mi dedim Ekrem Başkan'a, cuma kılarsa. Aa çok seviniriz falan dediler.
kadınlara gittim, görüştüm, organize ettim. İşte onlara araç ayarladım. Böyle 15-20 kişilik bir grup. Hem cuma kılacağız hem Ekrem Başkan'la tanışacaklar falan. Biz sadece erkeklerin olmasın yani açılış, kadınlar da orada var olsun diye çok güzel bir ayarlama yaptım. Ve önceden de imama camideki görevliye söyledim. Kadınların yerini erkeklere vermeyin, biz gireceğiz kılacağız diye. Çünkü erkeklere tahsis ediliyor kadınların. Tamam dediler Fatma Hanım. Yerimizi ayırdık. Ve o sırada Ekrem Başkan'la karşılaştılar. Kadınlar çok sevindi. Ekrem Başkan çok sevindi. Cuma kıldık beraber. Ya çok güzel bir kaynaşma oldu. Ama bunun öncesinde akşamdan bana Sayın Mahir Polat'ın görevlendirdiği sözcü, öyle diyeyim yani, bizim inançması grubundan. İsmini vermeyeyim hadi. Beni arıyor Fatma, diyor sabah bilmem işte şuraya şuraya gideceksin falan. Ya dedim, ben kadınlarla anlaştım. Ekrem Başkan cami açılışı yapacak, oraya gideceğim diyorum. Hayır diyor, işte şu iş var falan. İş falan da yok yani. Ya dedim, bir süre başka arkadaşlar var, diğer arkadaşlar gitsin dedim. Ben kadınlarla anlaştım, onlarla gideceğim. Ha, niye engelliyorsun beni dedim. Yok dedi, işte ben koordine edeceğim şöyle böyle. Ya, neyini koordine edeceksin dedim ya. Cuma var ve gidip kılacağız dedim. Ben dedim gideceğim kadınlarla dedim. Ayıp olur kadınlara dedim ve itaatsizlik ederek, tırnak içinde, amire itaatsizlik ederek gittim. Ya itaatsizlik dediği şey bu. Ya bunda ne var? Harika bir şey yani bu. Beni ödüllendirmem gereken şeyde engellenmeye çalışıyorum. Bu bir. Bakın bu cami açılışı. Hadi buradan ideolojik şöyle anlamasınlar yani, cami diye değil. Öbür tarafta ayine gitmen de engelleniyor. Camiye gidemezsin, ayine gidemezsin. Diğer biri de çarpıcı bir örnek. Geçen yaz çok büyük bir Hacı Bektaş Veli Festivali yapıldı. Çok kapsamlı. Onu da inanç masası yine koordine etti. Yani Sayın Mahir Polat koordine etti. Çok büyük bir festivaldi. Tabii ki çok fazla eleman, personel gerekiyordu. O sırada bizim işte birimde kim varsa, yani Mahir Polat'a bağlı. Yani neredeyse böyle işte hizmet elemanlarından alakasız bütün personel sahaya yığıldı Yenikapı'ya. İşte çok iş vardı çünkü. Ama ben inanç masasında çalışmama rağmen hiçbir şeye dahil edilmedim ya. Hiçbir işe. Yani öyle ofiste tek başıma bırakıldım. Ve o kadar zoruma gitti ki, herkes Yenikapı'da uğraşıyor, ediyor, bir sürü iş var. Hatta personel yetmedi. Cem Evlerinden destek aldılar yani yapılacak iş olduğu için. Oraya gidiyorum, kimse bana bir iş vermiyor, hiçbir şey yapmıyor. Çok yani kalbim kırıldı. Ve bir tweet attım o zaman. Buz gibi bir ayrımcılığa uğradım diye, ama kimdir nedir yazmadım yani, öyle duygularımı ifade eden. O tweet de size gönderdim. Sonuçta bir de o festival. Festivali de beni dışladılar. Neden yani düşünüyorsunuz? Yani ne hissettiniz? Ya kadın olmanızla ilgili mi? Örtülü yok olmanızla... değil. Diğer kadın ne? Arkadaşlar var. Diğer bence işte bana karşı müthiş bir mobbing yani. Her yerden beni oraya gitme, yani böyle patlatma derecesine getirecek her yerden engellemeye çalışıyordu. Her yer, yani beni odaya hapsedip, ya tabir caizse bu yanlış anlaşılmasın ama, beni orada vitrin mankenine çevirmeye çalışıyordu yani. Hiçbir inisiyatif vermeyecek, hiçbir şey yaptırmayacak. Orada var mı? Var işte Fatma. Burada 8'de gel, 5'te çık, maaşını al, sus, otur burada. İstersen akşama kadar film izle, istersen orada ne yapıyorsan yap yani. Beni oraya hapsetmeye çalıştı. Ben de bunu itiraz ettim. Hayır dedim, ben burada çalışmak için geldim. Doğru şey yapıyorum ve buna devam edeceğim. Ya şunu demek istiyorum. Amire itaatsizlik dediği şeyler bu. Yani etmese miydim? Ne güzel şeyler yapmışım. Niye engelliyor ya bu? İnsanlar diyorlar ki, sen de niye dinlemedin? Ha, niye dinleyeyim? Adam işimi yapmama engel oluyor. Bazen şöyle diyorum. Mesela ben itfaiyeci olsaydım. Yangın söndürmeye gideceğim. Diyor ki gidemezsin. İtaat etmeli miyim, etmemeliyim? Etmemeliyim. Yani yangın söndürmeye gitmem lazım. Amir beni işimden engelliyorsa suçlu olan odur, ben değilim. Gibi işte böyle bir sebeple atıldım. Ama tabii bunu, bu detayları Ekrem Başkan'a ulaştıramadım tabii yani, bu detayları konuşamadım. O da haberdar oldu mu bilmiyorum. Muhtemelen Mahir Polat'ın ağzından dinledi olayı. O da kesinlikle beni haksız çıkaracak, yani beni atmayı haklı çıkaracak şekilde anlattı. Net yani bu. Bu bir manipülasyon bence. Öyle velhasıl sonra şeyde kaldık. En son ama Sayın Ekrem İmamoğlu'na ulaştım ben. Ramazan'da bir iftarda bizzat kendisine, başkanım dedim. Hayırlı Ramazanlar, işte beni niye dinlemediniz falan diye. O da orada çok olumlu davrandı. Not aldırdı özel kalemine. İşte randevu vermek için numaramı falan aldılar. Ama o randevu da gelmedi hiçbir zaman. Böylece benim için mesele, defter kapanmış oldu. Yani Ekrem Başkan'a ulaşınca, ulaşmayana kadar benim için kapanmıyordu defter. Ya ulaşırsam kesin düzelecek, işte yanlış, bir yanlış var falan diye ümit ediyordum, ama anladım ki Sayın Ekrem İmamoğlu'na ulaşınca da geri dönüş olmayınca onun da iradesi böyle anladığım kadarıyla.
Son bir şeyden devam edebilir miyim? Sayın, şimdi hani şu soru şeye de yazmışsınız. Herhalde şu soru gelecek. CHP benim için hayal kırıklığı mı oldu diye afişe de yazmışsınız. Şimdi şunu dersem haksızlık olur. Çünkü CHP'ye Sayın Kılıçdaroğlu'na ulaştı konu ve Sayın Kılıçdaroğlu çok üzüldüğünü ve bu işin düzeltilmesi gerektiğine dair irade ortaya koydu. Yani beni destekleyici bir tavır sergiledi. Hatta anladığım kadarıyla Sayın Canan Kaftancıoğlu'na da bunu iletti. Yani bu konuyla ilgilen, niye böyle oldu falan diye. Ve yani niye böyle oluyor, ben arkadaşlara işte özellikle söylüyorum böyle mağduriyetler yaratmayın falan gibi üzüldüğüne dair. Hatta danışmanı vasıtasıyla Sayın Mahir Polat falan arandı. Yani bu işin düzeltilmesine dair. O yüzden CHP hayal kırıklığı demem haksızlık olur yani. Çünkü bunu yapan CHP değil. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu gördüğüm kadarıyla çok samimi bir şekilde bu helalleşme buluşmalarıyla bu tür şeyleri engellemeye çalışıyor, yaraları sarmaya çalışıyor. Tam tersi bir irade var. Bundan da çok üzüldü. Ben onu asla bu şeyin içine katmam. Hatta teşekkür ederim yani bu şekilde bir irade beyan etti, ilgilendiği için sağ olsun. O yüzden o haksız bir şey olur. Benim için CHP değil, İBB hayal kırıklığı. Yani Bebe ayak. bunu Şunu adını doğru koymak lazım. da insan merak ediyor. Şimdi o Diyanet'te çalıştığınız bir süre, orada fikirlerinizi ifade etmeye başlayınca, orada da ciddi bir bundan daha da ağır, çünkü o camianın da bir şeyi oldu, size karşı tepkisi oldu. İBB'ye gittiniz, orada da bir yani konuşmanızdan rahatsızlık duydular anladığım kadarıyla. Yani daha pasif olmanızı istediler, daha kontrol altında olmanızı istediler. Ya bu Aynen öyle, çok doğru şöyle, ifade. yani bu kamuoyunu etkileyen işte kanaat önderleri genelde erkek. Yani daha çok erkekler konuşuyor. Yani bu kadın olmanızla bir alakalı bir şey olduğunu da düşündünüz mü hiç? Aklınıza böyle bir şey geldi mi? Kadın olmamla alakalı yok, düşünmedim. Sadece bu daha zor kılıyor olayı. Yani kadın olduğum için yapılmıyor bunlar bana. Bence erkek olsam da yapılırdı. Ama kadın olduğum için her şey çok daha zor oluyor tabii. Yani sesinizi duyurmanız çok zor oluyor. Mesela haklı bulunma dereceniz bile daha düşük oluyor. Yani bir erkek işten atıldığı zaman çok dehşete düşüyor insanlar. Aa, bir erkek işsiz kaldı. Dehşet bir durum, ama bir kadın işsiz kaldığı zaman ne olacak? Evlendi zaten, otursun evinde gibi bir şey var yani. Sizin mağduriyetiniz bile gerçek olamıyor yani maalesef. Emeğiniz daha az değerli çünkü. Bu çok çok daha yıpratıcı ve yorucu bir şey tabii ki. Evet, gerçekten yani hikayeye baktığımızda geriye doğru biraz hani Türkiye'de kadınların çalışma yaşamlarına ilişkin de insanı düşünmeye Evet, sevk eden kesinlikle. bir durum var. Ciddi de bir Kesinlikle. bilginiz var sizin. Bu konuda yıllardır bunun üzerine. Siz kendi hayatınızda zaten aslında hani şimdi size karşı bu böyle bir muamele uygulanmış, ama siz sürekli olarak zaten hayatınızda da işte ben böyle yaşıyorum, böyle düşünüyorum, böyle tavır alıyorum diye gösteriyorsunuz. Yani Evet, aslında yaptıklarımın arkasında duruyorum yani. Ben yo öyle yapmak düğününüzde istedim falan demiyorum. mesela içki servisi yaptınız. Bu işte burada içki içenler işte veya Müslüman olmayan insanlar da bu düğüne gelebilir. Kendi yaşam tarzlarıyla bunu ortaya koyabilirler, veya işte diyorsunuz ki nasıl bir başörtüsüne yapılan zulümse işte Aynen şortuna öyle. da yapılan zulümdür diye Aynen gidiyor. öyle. Yani aslında siz yaşam tarzınızla sürekli olarak bu Evet. mesajları verdiniz, değil mi? Yani Evet. İBB'de yaptığınız şey de aslında sizin anlattığınız şeyler aynı şeyler. Yani sürekli Aynen yaptınız. öyle. Aynen öyle. Değişik bir şey yok. Söylediğimi her zaman söylüyorum. Aslında çok tutarlı bir şey söylüyorum. Her seferinde şok olmalarına gerek yok insanların. Müsaade ederseniz o düğünü de biraz açıklamak istiyorum. Çok anlattım ama yine bir gürültüden, patırtıdan arada kaynadı. Şimdi bu inanç masasındaki kurduğum dostlukların bir gereği olarak düğünümde çok renkli bir davetli profili vardı. Hatta nikah şahitlerimde alışılanın aksine ondan fazla nikah şahidim vardı ve her inançtan bir şahidim vardı. Yahudi vardı, Protestan vardı, işte Katolik, Alman. Mesela eski bir AK Parti milletvekili, işte bir hacı abi, bir Şafii abla, ne bileyim Alevi, Sünni, her çeşit insan vardı. Süryani.
Bu renklilik tabii davete de yansıdı. Daha sonrasında işte yemek daveti olduğunda ben dedim ki davetlilerimin yaşam tarzlarına saygı gösterdiğimi fiilen göstereceğim. Yani çünkü lafla zaten herkes gösteriyor. Herkes diyor ki biz kimsenin işte mesela tırnak içinde bir şey var değil mi? Seçim yaklaşınca da kimsenin rakısına karışmayacağız falan. Ya biz bütün yaşam tarzına saygılıyız diye herkes söylüyor bunu yani. Ama ben bunun yalan olduğunu düşünüyorum. Bir aldatmaca olduğunu düşünüyorum. Bunun ispatının gerekli olduğunu düşünüyorum. Bunu ispatlamak için dostlarıma onların yaşam tarzına saygı duyduğumun bir ifadesi olarak isteyenlere alkol servisi yapılacağını söyledim. Kimse içmeyene zorla içirmiyoruz yani ben de içmem. Kendim hayatımın hiç tadını bile bilmem. Hayatımda hiç kullanmadım ama yani şu onlara şunu ifade etmek istedim. Ben size kerhen ya da tahammül etmiyorum. Yani işte içiyorsunuz ama siz de işte neyse gelin bar gibi de hayır. Bana sorarsanız yanlış. Ben Yeşilaycı da düşünürüm. Yani hani Müslüman olmasaydım da içilmesini istemezdim. Ayrı bir şey sağlığa zararlıdır. Keseye zararlıdır. İşte inanıyorsanız haramdır falan. Bütün bunlara rağmen yetişkin insanlar içmeyi tercih ediyorsa ona karışmak hadsizliktir. Yani bir çizgi var. Oradan ötesine kimseye karışamayız. Herkes kendi tercihini uygular ve bize saygı göstermek düşer. Bunun bir örneği olsun istedim. Çünkü Genelde Müslümanlarda işte mütedeyyin kesimde şöyle bir şey var değil mi? Biz hoşgörü gösteriyoruz, tahammül ediyoruz. Yani ama orada işte birlikte yaşama pratiğinin dışında bir şey bu. Yani siz bizim evet, dışımızda kesinlikle. bir şey yaparsanız, yaşarsanız Kesinlikle. tahammül ederiz. Siz bunun Evet. bir adım ötesine geçmek istediniz ve aslında hayır birlikte de Ben tam olarak yaşayabiliriz. eşit bir şeye geçmek istedim. Yani eşit bir duruşla birbirimize saygı göster. Ya benim bütün hedefim aslında yaptığım şeylerdeki hepsi o. Birbirimizi yani birbirimize tahammül etmeyen veya birbirimize üstlence bir şeyle böyle işte ben seni idare ediyorum değil. Hayır, hepimiz eşit haklara sahibiz. Yaşam tarzlarımız konusunda da eşit haklara sahibiz. Benim başımı örtme hakkım varsa onun da mini etek giyme hakkı var. Birbirinden daha az hak değil, birbirinden daha üstün, daha aşağıda değil. Ya mesela bana diyor Fatma sen öyle diyorsun da başörtü Allah'ın emri mini etek değil. Ya arkadaşım ya o bizim inancımıza göre öyle. Öyle inanmak zorunda değil. Daha sen burayı anlamamışsın yani. Bu benim subjektif kendi inancım. Bu bizim içimizde bunun bir değeri var. Ama kamusal alanda bu anlamda bunu yani isterse kısmına söylüyorum. Kamusal alanda başörtüsüyle mini etek eşittir. Onun dini değeri benim için subjektif bir değer. Ben başkasına bunu dayatamam ki o buna inanmak zorunda değil ki. Veya inanıp yapmak zorunda değil. Dolayısıyla eşit bir yerden ama ya şunu ben hep şunu söyledim ya 28 Şubat'ı yaşadım ben. Bu bizim boynumuzun borcudur. Çünkü o zaman diyordum ki mesela tersinden de o zaman diyorlardı ki ama diyorlardı işte böyle nasıl diyeyim Jacoben sekülerler öyle söyleyeyim. Ay çok işte bu yaşlı kadınlar gibi oluyorsunuz. İşte gerici bir şey, işte bilmem ne çağ dışı bir şey falan filan. Biz de o zaman diyorduk ki ya size ne? Gericiyse, yakışmıyorsa, yaşlı kadın gibi falan filansa bunu ben biliyorum. Ben yakıştırıyorsam sana bir şey söylemek düşmez diyorduk. Retorik buydu. Ben ama bunu inanarak söylemiştim. Şimdi rüzgar değişti. Bizimkiler onlara diyorlar ki ama senin yaptığın günah. Ana senin yaptığın işte bilmem şu ayet ay küfür. Şimdi onların şunu demek var. Arkadaşım günah, sevap hani Ozan'ın dediği gibi. Ben doldurur ben içerim günah benim kime ne demiş ya sağ olsun Allah rahmet etsin. Arkadaşım yani içer, kısa giyer, şöyle giyer, böyle giyer. Günahını, sevabını biliyor. Yani aklı eriyor, reşit, yetişkin bir insan. Bunları kendi bilerek tercih etmiş. Bize artık susmak düşer. Karşılıklı olarak ya kimse kimsenin ne başörtüsünü yargılamak ne de eteğini yargılamak durumunda değil. İşte alkol de böyle, diğer şeyler de böyle. Ya karşılıklı yapılıyor bu çünkü. Dolayısıyla ben eşitlikçi bir yerden gerçekten birbirimize saygı gösterebildiğimiz bir birlikte yaşamı hedeflediğim için bunları yapıyorum ama anlaşılıyor mu bilmiyorum tabii. Siz İslam'da bir kadın bakış açısının yeterince olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bu özellikle kadınların sanki kamusal alanda temsil edilmesiyle ilgili sadece İslam'da değil aslında muhafazakar toplumların çoğunda işte bizim siz işte gayet kendi seküler olarak ifade eden bir yerde çalıştınız. Orada da aslında siz fazla bir öne çıkmanız da tepki topladı anlattığınız kadarıyla. Bu kadın bakışının eksik olmasının bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Yani şimdi ben mesela Kesinlikle. bakıyorum tefsircilere bakıyorum. Ben de Müslüman değilim ama eskiden Müslümandım. O süreçte okudum, ettim. Hep tefsirciler de erkek.
Meallere bakıyorsun. Kur'an meallerine, ayetlerine bakıyorsun. Hepsi erkek. Yani çünkü imamların hepsi erkek. Hepsi erkek. Yani şimdi ayeti bakmış, ayetleri çok farklı da yorumlayabiliyorlar. Bakıyorum işte tefsircilere, meallere bakıyorum. Burada işte hocalarımızı da konuk ediyoruz, konuşuyoruz. Nasıl yorumlanması gerektiğine dair. Ama kadın yok ortada. Bir kadın yorumlasa ve yani kadınların eşit olması gerektiğini düşünen bir kadın yorumlasa farklı olur muydu sizce? Kesinlikle farklı olurdu. Ya bu böyle detay bir şey değil. Bu ivedilikle yani üzerine o fokuslanmamız gereken bir şey. Yani bu kadar eril bir dindarlık olamaz. Biz altında eziliyoruz bunun. Yani benim başıma gelenler, yani şimdi çok detaya girmek istemiyorum ama mesela ihraç gerekçelerinden biri kadınların akılla dini de yarımdır diyen rivayetin hadis olamayacağını söylemem. Bunu böyle bir şey kabul etmem ben dedim. Vaat edilen sen işte hadisleri itibarsızlaştırıyorsun. Ya direkt yani bu yorum falan da değil ya. Bana eksik dinli, eksik akıllı diyen bir peygambere nasıl inanmamı bekliyorsunuz? Ama beyefendilerin saltanatı bozulacağı için bunu sahih diye diretiyorlar. Sahih mahide değil yani. Ya bir de bunun sahih olmadığını düşünebilir mi? Metodolojik bir şey bu ama Diyanet bunu suçlama konusu yaptı mesela. Daha bir sürü detay, böyle bir sürü şey. Her şey erkeklerin o patriarkaya saltanat devam etsin diye döşenmiş. Ama tabii bu dinle alakalı değil. Yani seküler, mesela tarih de öyle. Koca bir tarih, erkek tarihi yani. Hangi alana gitseniz öyle. Bu çok ciddi bir sorun ama kadın hareketi şu anda çok hızlı bir şekilde bunu şey yapıyor yani. Bu konuda çabalıyor. Bence desteklenmeli. Benim de bütün eleştirilerime rağmen. Yani ben feminist olarak kendimi nitelemiyorum. Çünkü feminizme de eleştirilerim var. Yani onu bir ideoloji olarak görüyorum. Çok bence handikapları da var. Ama buna rağmen mutlaka desteklenmeli ve pratikler oluşturmalıyız Gökhan Bey. Yani ya şunu demiyorum. Mesela bir kadın tefsir yazsa, işte kitap yazsa falan isabet eder demiyorum. Ya nasıl ki erkekler bir sürü yanlışlar yapıyorlarsa kadın da yanlış yapacak. Ama diyorum ki hep erkeklerin lehine yanlış yapılıyor. Biraz da kadınların lehine yanlış yapılsın. Zaten yanlış olacak ama biraz da kadın yanlış dişi yanlışlar olsun biraz da yani. Çok eril yanlışlar var. Yani illa isabet etmesi de gerekmiyor. Çünkü yıllardır yaşadığımız şey hep erkeklerin lehine manipüle edilmesi dini kaynakların. En kötü inşallah kadınlar isabetli yorumlar yapar. Yapmasa bile biraz da kadınlar lehine manipüle edilsin. Yani orada bile eşitlik olması lazım. Çünkü çok eziliyor bu sefer. Yani şimdi mesela akademik hiyerarşi, din alemindeki hiyerarşi, hoca hiyerarşisi, orada da hep bir erkek şey yok mu? Yok mu? Yani sonuçta şöyle bir şey, kimin yeterli olup olmadığına işte ne bileyim bir kadın geliyor, düşünün işte çalışmış yıllarca, okumuş, gayet hakim o konuya ama onu değerlendirenlerin hepsi erkek. Yani o erkek toplumu da biliyorsunuz işte birlikte yaşayan, birlikte sohbet eden, kendine ait bir dili olan bir topluluk. Yani orada mesela bir kadın olduğunda belki de çok rahat edemiyor. Ve bir de mesela dediğiniz gibi erkeğin zaten daha üstün olduğuna inanmış bir topluluk. Orada zaten bir kadını dışlayan bir pozisyon ve kadınların aleyhine yani olan. Daha sadece o değil. Mesela bir de bu işte namahremlik için çok abarttıkları için yani sadece o kadar değil. Şimdi geleneksel öğretiye göre diyeyim yani yaygın, Galat'ın meşhur diyeyim yani yaygın kanaate göre kadının sesi haramdır. Bakın sesi. Yani şu anda benim konuşmam haram yani. Sizin duymamanız gerekiyor. Milyonlarca kişi duyuyor da ben zaten günahtan battım zaten. Beni o yüzden çok kızıyorlar. Ya ses haram olur mu? Allah aşkına ya konuşmayacak mıyız yani? Ama bunu mesela ana akımda böyle anlatıyorlar. Dolayısıyla ama çelişik de bir durum var mesela. Peki nasıl bazı rivayetler var işte sahabe kadınların Hazreti Peygamber'le ve halifeleri itiraz ettiğine, onlara şiddetle bazı şeylerin ifade ettiğine dair rivayetleri de sahih kabul ediyor. Peki o zaman bu sahabe kadınlar nasıl konuşmuşlar? Cevap yok. Ya onu böyle işine gelince kullanıyor. Kadınları hapsetmek gerektiğinde kullanıyor. Ya şu sıkışınca diyecek ki sen bir kere sesin haram konferans veremezsin diyecek çıkacak kenara yani daha baştan kaybettik. Ondan sonra diyecek ki işte vay efendim sen tesettürün yok benim abdestimi bozuyorsun şöyle böyle yani. O kadar saçma şeylere takılırlar ki o yüzden devrimci bir şey gerekiyor. Yani bence direkt çok daha böyle hard girmek gerekiyor. Ben zaten bugünlerde literatüre soktum belki görmüşsünüzdür burada da tekrarlayayım. Direkt kadın diyanet başkanı gerekiyor. Hiç aşağıdan falan almıyorum yani alttan falan da almıyorum. Ya bir tane de kadın olsun yani onu kaçıncı Diyanet İşleri Başkanı bilmiyorum ne hayır gördük ki erkek başkanlardan. Ne kaybedebiliriz yani? Sayın Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı zaten şeyi gördük. Hadi zirveyi diyeyim ayıp olmasın.
Zirveyi gördük zaten. Daha kötü ne olabilir ki ya? Bir kadın olsun bir kere de. Biraz Diyanet'e bir kadın el değsin. Yani başka böyle erk olan yerlere de yani gücün olduğu yerlere de kadınların gelmesi gerekiyor. Ki o zihniyetler değişsin. Çünkü şunu demiyorum bakın şunu istemiyoruz. Kadın haklarını savunan bir erkek. İşte feministleri destekleyen bir erkek değil. Bir de öyle bir güzelleme var. Diyorlar ki kadın yok ama şu kadın haklarını savunan arkadaş gel. Ya istemiyoruz arkadaşım. Direkt düz kadın olsun ya. Bildiğin kadın. Dolayısıyla bunların ivedilikle yapılması gerekiyor. Bu tabii şunu da savunmuyorum ben hani onu da not etmiş olayım. Kadim öğretileri böyle rencide ederek değil tabii. Şimdi ne yaparsanız yapın bütün kadim dinler yani bu sadece İslam dini için değil bir kere tarihsel bagaj yüklendiği için dogmalar var yani kadın aleyhinde dogmalar var. Onları değiştirmeye çalıştığınızda inancı rencide etmiş oluyorsunuz. Yani öyle bir şey değil. İnsanların bu da bir tercihidir. Onları rahatsız ederek değil. Ama başka çözümler var. Bir sürü yol var yani. Aralardan gidebiliriz. İlla böyle züccaciye dükkanına girmiş fil gibi davranmamız gerekmiyor. Bir sürü yolu var. Onları rencide etmeden yapmanız. Tabii ben şimdi dışarıdan çok da o işte İslam biliminin veya İslam'ın içindeki literatürden de konuşmayabilirim. İzleyenler kusura bakmasınlar yanlış kavramlar kullanıyorsam. Yani hakaret amaçlı değil. İşte dilimiz böyle ondandır en fazla. Şimdi bu ayetler var mesela herhangi bir şimdi şöyle de bir dönemde yaşıyoruz. Bir dijital çağda yaşıyoruz. Mesela herkes oturuyor Google'dan bakıyor. Açıp bakıyor ayetin anlamı nedir, meali nedir. Ben mesela merak ettiğim zaman diyorum ki şu ayeti mealleri nedir? Önüme sıralanıyor. İşte Seyyid Kutup'ta sıralanıyor, Elmalı'da sıralanıyor, Diyanet'in eski yorumları da sıralanıyor. Yani aslında bilgiye ulaşmak konusunda başka bir çağda yaşıyoruz. Biraz gençlerin deist olması da sanki böyle insanlar okuyor. İşte biliyorsunuz bu ayet ülkemizde aslında ayet ve din tartışması çok yaygın. Herkes çok fazlasıyla tartışıyor bunu. Ve diyorlar ki ya böyle bir ayet olur mu? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Mesela işte kadın erkek kadından daha üstündür veya işte kadın dövülebilir gibi ayetler. Ben burada değişik farklı birçok insanla da konuştum. Bazıları farklı yorumluyor, bazıları tercüme hatasıdır diyor, bazıları tarihselciler var. O döneme uygun aslında daha ileri bir şeydir bu diyor. Belki çok daha kötü davranılıyordu o dönem kadınlara. Yumuşatmak amacıyla söylenmiş bir şeydir. Kural konulmuş bir kuraldır diyor. Belki kadını öldüresiye dövüyordu. Sen sadece yumuşak olarak işte böyle itip kakabilirsin diye böyle kurallar konulmuştur diyor. Siz nasıl bu ayetleri yorumluyorsunuz? Veya mesela bu LGBT konusu var. LGBT konusunda şöyle yani pek çok Müslüman çok sert. Ya kesinlikle sapıklıktır. Bu dinde açıkça söylenmiştir. Sapıklıktır denince de bu insanların bireysel haklarının çiğnenmesi çok kolay oluyor. İnsan haklarının çiğnenmesi değil mi? Yani etkiliyor bizim yaşamımızı da. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Gökhan hani tek tek detay girmeyeyim de şöyle bir paradigma ile ilgili bir şey söyleyeyim isterseniz. Ben Evet. şöyle bakıyorum yani toptan bakış açımı söyleyeyim kendi bakış açımı. Bence yani şu anda sanki vahiy iniyormuş gibi davrandığımız için böyle oluyor. Yani şunu her zaman dikkate almak zorundayız. 1400 yıl önce bir tarihsel vasatta gelmiş olan ayetler ve ilk muhatapları biz değiliz. İlk muhatapları diyorum. Yani bir Kureş kabilesi denilen bir kabile toplumu yani devleti de olmayan, kurumları olmayan, işte bildiğiniz böyle çok göçebe şey yaşayan bir çölde yaşayan bir topluluğa indi. Dolayısıyla çok ağır bir o kültürün şeyi var. Yani dili var orada, işte o kültüre dair doneler var. Bu normalde olması gereken de bir şey. Zaten o öyle olması gerekiyor. Yanlış olan şu. Oradaki onların aynısı sanki 2022'de bize söyleniyormuş gibi kabul etmemiz. Yani bence bütün çatışma buradan çıkıyor. Ya şimdi bir kaçamak bir şey söylemiyorum. Mesela benim kafamı bunu dank ettiren şey bir ayet olmuştu. Kaçıncı ayet hatırlamıyorum ama develerden bahsediyor. İşte diyor ki Allah Bahira, Sahibe, işte Vesile, Ham falan tam isimler adam böyle bir şey emretmemiştir. İşte bunlar boştur, batıldır gibi bir ayetti. Şimdi onların dipnotuna baktım ben okurken işte bilmem kaç batın doğurup öbüründe bilmem erkek doğuran deve işte bilmem ne doğurup sonra salıverilen deve falan böyle deve çeşitleri.
Orada bir böyle şok geçirdim ya, dedim ya ya Rabbi dedim, ben ne bu develeri biliyorum, ne bunların ne anlama geldiğini biliyorum, ne de benim için bir şey ifade ediyor. Yani develerin nerede ne doğurdu falan. Şimdi tamamen olaya Fransızım yani. Orada anladım ki ya bu çok Araplara söylenen bir şey. Yani çünkü onu biliyorlar, o develer onlar için bir anlam ifade ediyor. O orada bir şey, o muhataplar için onun bir anlamı var. Bizim için yok. Bu şu demek değil, ayetler anlamsız demek değil. Benim için anlamı şu olmalı. Oradan bir öz çıkarmalıyım dedim. Ve o öz de bana göre şuydu. Böyle batıl saçma sapan şeyler uydurmayın özüydü. Bunu 2022'ye şöyle taşıdım. Fatma, sen de kendi kültüründeki batıl saçmalıklara inanma. Mesela işte baykuş öttü bilmem ne olur. Merdivenden geçti şöyle olur falan gibi. Her kültürde farklı farklı şeyler bunlar yani. Ya ayette böyle geçmesi gerekmiyor. O özü alıp sen kendine tatbik edeceksin. Ben böyle bakıyorum. O yüzden çok rahat bir dindarlığım oluyor. Yani hayatın içinde çarpmıyor bir yere. Çünkü orayı sadece özü aldığım için kabuğunu kendim kurguluyorum. Mesela tesettürlü olmam gerektiğini inanıyorum ama Arap kadınlar giydiği gibi giymek zorunda olduğumu düşünmüyorum. Yani tamamen Türk tarzı bir tesettürle giyiniyorum. Normal gömlek pantolon giyiyorum. Başka şeylerde de öyle. Yani o ahlaki ilkeye kendi kültürümü bezeyebilirim, bezemeliyim. Doğru olan da bu bence. Aynısını alıp buraya dayattığınız zaman böyle komik duruma düşüyorsunuz. Yani gerçekten komik duruma düşüyoruz. Böyle paradigmayı böyle söylemiş olayım. Yani daha uzun detaylar şu anda yayını işgal etmesin. Biraz sanki bu aynısını alıp yani kedimelerin veya o dönemki yasakları birebir Uygulamalarım uygulamak sanırım gençleri biraz dinden uzaklaştırıyor değil mi? Yani kesinlikle. deizm mesela bütün çalışmalarda çok arttığı gözüküyor. Kesinlikle. Yani hatta Türkiye tarihindeki en yüksek oranlar. Çünkü gençler bunlara ulaşıyor, alıyor, bakıyor. Adam da diyor ki Kesinlikle. yani evet işte diyor aynı böyle olacak diyor. Geçmişe nasıl uygulandıysa ya diyor böyle bir şey olabilir mi yani diyor. Bu zamanda diyor işte mesela dört Aynen eş nasıl alınacak diyor. Bu diyor olmaz böyle bir şey veya öyle. nasıl cariye ne demek diyor yani kadınların bir Evet. kısmı köle olacak diyor. Evet. İşte yani mantıklı gelmiyor. Bugünün Evet. mantığıyla bunu ortaya koyduğunuzda ama bu tartışma aralığı da sanki özellikle daraltılıyor gibi geliyor bana. Çünkü ben son zamanlarda ilginç bir durum da ortaya çıktı. Özellikle ilahiyat fakültelerinde bir tartışma yaşanıyor. İşte Profesör Doktor Mustafa Öztürk, Doktor Cihat Kısa, Profesör Doktor Mehmet Azimli aslında akılla bazı şeyleri sorgulamaya çalıştılar. Benim gördüğüm kadarıyla yani dışarıdan. İşte hatta Mustafa Öztürk'ün ifadelerini aldılar işte sanırım ne diyordu hatırladığım kadarıyla. İşte bir aktarıcıdır diyor Hazreti Muhammed. O sırada diyor aktarıcı olduğu için diyor aktarırken diyor kendinden bir şeyler katmış olabilir diye kendine göre bir akıl yürütmüş. Bu akıl yürüttüğü için bildiğiniz anlamda dinç edildi, yaşayamadı Evet, yani. maalesef. Cihat Kısa işte aslında Hristiyanları çok fazla dile getirdi. Hatta bununla ilgili film de yaptılar. Meryem hakkındaki işte bazı yorumları aldılar. İşte onun babası İsa'nın belirsiz olduğuna dair işte veya bir Romalı askerden olduğuna dair, gayrimeşru olduğuna dair aslında ima etti. Açıkla da söylemedi ama Hristiyanlar bunu zaten çok açık tartışıyorlar. Yani Türkiye veya Müslümanlar gibi değil oradaki kamuoyu. Mehmet Azimli de işte buna dair daha farklı konularda işte geçmişte yazdığı bir kitapla ilgili bazı bölümler alınıp daha bayağı uzun süre önce yazdı. Linç edildi. Üniversitede barınamadı maalesef. Yani sanki bu ilahiyat fakültelerine yönelik de bir aklı kullanmaya dair yani eleştirel düşünceye dair bir baskı yoğunlaşmış gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? O sadece ilahiyatları değil Gökhan Bey. Maalesef ifade özgürlüğüne dair bütün her alanda bu var. Dehşet bir deli gömleğine sokulmaya çalışıyor yani Türk halkı, Türkiye halkı. Bu seküler çevrelerde de öyle ya, bir şey söylüyorsun anında polis kapıya geliyor, vay öyle söyleyemezsin, vay devlet yıkıldı, vay beka gitti, işte o cumhuriyet yıkıldı, din yıkıldı, iman yıkıldı. Yani o kadar böyle gerçekten çıldırmışık hali yaşıyoruz. Kesinlikle antidemokratik, tam bir böyle çağ dışı bir uygulamadır. Her alanda bunun genişlemesi gerekiyor. İfade özgürlüğü çok temel bir insan hakkıdır. Arkadaşım biraz da rahatsız olacaksınız ya, böyle bir şey yok, benim orama dokunamazsın, burnuma dokunamazsın. Nasıl
eleştireceğiz peki? Ya eleştiriye tahammül kültürü hiç yok zaten. Ya bu işte bu tam da demokrasi olmadığı için demokrasi inşa edersek bunu bizi rahatlayacak. Ve mesela bir Müslüman olarak da ya bu ne triplerdir yani bu insanlara bu kadar Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz. Hazreti Peygamber zamanında da bu eleştiriler gelmiş. Bunları özgüvenle Kur'an aktarmış kıyamete kadar bir de oraya kayda geçirmiştir yani. Şöyle halasına süpürmemiş. Ya diyor ki sana öğretilmiş deli diyorlar. Sen de genelde de tavsiye şudur. Boş ver. Fesfah vafu anhu neydi Türkçesi hatırlıyorum. Ya geç git işte takılma gibi. Tam şimdi kelimeleri hatırlayamadım. Hiç öyle aman sana bunu diyene git öldür kes doğra falan diye bir ayet de yok yani. Hazreti Peygamber'e neler söylüyor? Ebter diyorlar işte deli diyorlar kulak diyorlar bilmem ne diyorlar. Bunları bir de zikretmiş ya Rabbimiz. Ya size ne oluyor her şeyden tribe giriyorsunuz. Yani Müslüman olmayan biri tabii ki İslam'ı eleştirecek. Yani Hazreti Muhammed'i peygamber olarak kabul etmeyen biri tabii ki onu normal bir insan olarak kabul edecek. Normal bir insanı yönettiği eleştiri tabii ki eleştirecek. Bundan böyle gocunmaya falan bir şeye gerek yok. Ya karşı taraf içinde eleştiriyle hakaret sınırının ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ben hakareti hiçbir şekilde meşru bulmuyorum yani. Kimse kimseye hakaret etmesin arkadaş. Eleştirsin. Yani her türlü tezi özgüvenle söyleyebilsin. Ya bunu buna hepsi de dahil bir ilahiyatçı çıkıp işte Mustafa Öztürk gibi diyebilir daha ileri gidip. Ya birisi yani Müslüman olan birisi Muhammed diye bir adam oturdu bunu yazdı diyebilir. Bundan kızacak bir şey yok. Tabii ki öyle diyecek. Zaten öyle düşünmese zaten iman eder. Ya bütün müşrikler böyle söylüyordu. Yani günaydın yeni bir şey değil ki bu. Bu ama bence politik bir şey. Yani bu politik olarak bu dayatılıyor. İfade özgürlüğü daraltılıyor ki. Yani o daralsın ki o politik olarak kendilerine gelecek eleştiriler de dışarıda kalsın. Yani sadece insanlar bunu düşünemesin değil hiç düşünemesinler. Ya sadece bunları söyleyemesinler değil. Hiçbir konuda söyleyemez. Bakın hala daraltılmaya çalışıyor. Yok sosyal medya yasası yok bilmem ne falan. Zaten dastaracık. Son bir sıkımlık boğazımız kaldı. Onu da sıkın öldürün bari bizi yani. Dolayısıyla bunun tamamen Türkiye'nin yaşadığı antidemokratik süreçle alakalı olduğunu düşünüyorum. Orayı düzeltirsek hepsi düzelecek. Ve bu deizm konusunda da bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki bilgi çağında buna çok etkisi var ama ya mesela bunun olumlu etkisi de var. Yani eskiden de insanlar cevaplara ulaşamıyordu. Bugün de mesela Caner Taslaman Hoca işte daha birçok hocamız bunlara çok sıkı cevaplar veriyor. Bir tuşla ulaşıyor gençler. Yani giriyorsun ha diyor. Ya tersinden de işliyor sistem. Dolayısıyla tam olarak bundan olduğunu düşünmüyorum. Bence o da yine Türkiye'deki politik durumdan bu kadar ivme kazandı. Yani İslam adına iktidara gelenler o kadar rezil şeyler yaptılar ki insanlar hızla kaçmaya başladı. Çünkü ya insan böyledir, somutlaştırır. Yani şunu ayıramaz. Ya Müslüman bu adam böyle yapıyor da İslam öyle değil diye. Duygusal olarak bir insana irite olduğu zaman onun dininden de, saçından da, kaşından da, sesinden de her şeyden irite oluyor. Dolayısıyla ben böyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Ya bu iktidardaki rezalet deneyimden ötürü de, gençlerin deist olduğunu düşünüyorum ve mesela şeyde olduğunu, kalıcı olduğunu da düşünmüyorum. Gençler sağlıklı bir tepki veriyorlar. Gençtirler tabii daha radikal tepkiler veriyorlar. O demlenince bence doğruyu bulacak. Bir şey söylemeye çalışıyor gençler. Umarım yetişkinler bu söylemek istedik şeyi doğru anlar. Yani gençlerin anne ve babaları gençlerin söylemeye şeyi doğru anlar. Bir an önce aklımızı başımıza devşirmemiz gerekiyor. Ya insan onuruna yakın bir dindarlık inşa edeceğiz ya da tamamen kaybedeceğiz. İnşallah akıllarını başlarına alırlar. Öyle diyeyim. Aziz Allah. Ezan okunuyor bu arada. Ben de ne diyeyim bilemiyorum. Ezan oku diyor. Ne derler? Allah kabul etsin mi derler. Amin. Şöyle diyeyim. İnşallah bir gün ezan okunmasından kimsenin rahatsız olmayacağı şekilde bu ülkede ezanlar okunur. Amin. Biraz oradan da taciz ediliyorsunuz. Duyduğum kadarıyla edindiğim gözlemlerden. Evet bazen rahatsız oluyorum. Bazen de hoşuma gidiyor. Yani şimdi bazı zamanlarımı hatırlıyorum. Ne kadar güzel diye de dinlediğim de oluyor. Bazen de işte insan tam kulağının dibinde ya bu ne falan diyorsun bağırmaya başlıyor sesini çok açıyorlar ya, işte, biraz... çok basit bir desibel ayarıyla bu problem hallolacak ama Diyanet bu konuda maalesef yine kime söylüyoruz yani biz söylüyoruz biz dinliyoruz basit bir ayar yani, bütün herkesi mutlu edecek yani bir güç meselesi olarak görüyorlar yani. Aynen. Güç gösterisi olarak görüyorlar yoksa ben de şimdi Müslüman değilim ateistim ama şöyle de düşünmüyorum zaten ha bütün Türkiye insanların dine ihtiyacı var gerçekten milyonlar milyonlar abarttım tabii binlerce yıldır hani sürekli bir inanış ortaya çıkıyor ama herkes ateist olacak diye zaten böyle bir amacımız falan yok sadece ben şöyle düşünüyorum yani eleştirel düşünce ve farklı olanların da özgürce yaşayabilmesi lazım
yani ifade edebilmesi lazım kendisini, nasıl Müslümanlar ifade edebiliyorsa. Aslında çok daha büyük, çok daha büyük şeyler çoğu deistin veya Müslüman olmayan insanın da talep ettiğini de sanmıyorum. Sizin fikrinize göre, bazıları diyorlar ya, yani İslam'da Mustafa Öztürk de anladığım kadarıyla öyle diyor. Ya ben iman ediyorum ama diyor işte yani bunun akılla alakası olduğunu düşünmüyorum diyor. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Yani imanın akıl arasında ne kadar bağ var diye düşünüyorsunuz? Yok, ben öyle düşünmüyorum yani. Evet. Ben direkt ya akılla bağ olmadan bir kandırmacı olur yani bence. Dolayısıyla ben zaten herhalde bir belli de oluyordur. Ben çok rasyonalist ekoldenim yani. Eski tabirle söyleyeyim, ehli rey. Hanefi mezhebi için ehli rey denir, belki bilirsiniz. Yani akli ekoldür. Ebu Hanife'nin mesela çok ciddi akla dayalı içtihatları vardır. Nakil, yani rivayetleri öteleyip hayır bu akla aykırı diye aklı ön planda tutar. Hanefiliği o kadar yaygın kılan da budur zaten. Ben hep o konuda çok Hanefi ruhluyum yani, böyle işte bu böyle nakledilmiş rivayet var, tamam o zaman hiç yok, bir dakika bir düşünelim ya, öyle mi böyle mi falan. Son derece doğrularım akıl yürütmeyi. Benimkisi çok daha akılcı yani, çünkü o öbürü biraz sahte geliyor bana, ama tabii her şeyi açıklayabiliyor muyum? Hayır, elbette öyle bir iddiam yok, ama ben mutlaka dinimizin de akli temellere oturması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu da yapması gereken ilahiyatçılar, yani ilahiyat fakülteleri bu yüzden vardır ya. Yani bunların akli temellerini bulmanız ve akli olmayanları da ayıklamanız için. Yani şöyle değil, illa her şeyi bir şey uyduralım diye değil. Ya, akli olmayanları ayıkla, kalanları temellendir. Bu kadar basit. Bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama Türkiye'de Türkiye gibi bir ülkede bile bu çok zor. Yani ben mesela şeyi çok yani inanmayan bir insan olarak çok ilginç bulmuştum Mustafa Öztürk'ün işte bazı biliyorsunuz ayetler var. İşte Ashab suresinde mesela hatırladığım kadarıyla işte dışarıdan gelen insanlara peygamberin evine yemek yedikten sonra çıkın, eşleriyle konuşmayın. İşte onlarla sohbet etmeyin, onlara göz dikmeyin, eğlenemezsiniz yani şeyden sonra ölse de diye anlaşılan, benim anladığım kadarıyla, tabii bazıları kızabilir, anladığım kadarıyla ayetler var. Diyor ki orada Mustafa Öztürk mesela akli bir açıklama bulmaya çalışmış. Yani diyor ki madem diyor aktarıcı diyor, aktarıcı olduğu için diyor bazen diyor kendi ifadelerini, kendi kişisel aktarmak dışındaki ifadelerini de karıştırmış olabilir diyor. Bunu böyle açıklayayım. Şimdi Gürkan Bey, yani şöyle söyleyeyim. Mustafa Hoca'nın ifade özgürlüğünü sonuna kadar destekliyorum. Yapılanları kınıyorum. Her tür, ya bence çok büyük bir değer. Türkiye'de olmalıydı, söylemeye devam etmeliydi bu nokta. Ama katılmıyorum açıkçası. Yani bana mesela hiç oturmuyor be. Ya nasıl yani? Peki şu ayetler nasıl olacak? Ey Muhammed şöyle şöyle yap. Ey Muhammed biz sana şöyle şöyle dedik falan. Kendi mi konuştu? Yani benim kafam hiç oturmuyor açıkçası. Yani Kur'an mesela kitap olarak okuduğunuz zaman Hazreti Peygamber muhatap olduğunu çok net görüyorsunuz yani. Direkt hitap ediyor. Yani kendi kendine insan öyle düşünmez ki, bilmiyorum. Benim kafam hiç oturmadı mesela. Saygı duyuyorum ama. Yok, ben oturup oturmadığından ziyade hani bu tür düşünceler, yani sonuçta aslında akla uydurmak için aslında yapılan bir tür bunlar. Beyin fırtınası mı diyelim aslında? Benim evet, evet, evet. Doğru. Beyin fırtınası. Evet. Yani demiş bu nasıl olabilir? Çünkü dünyada da aslında biliyorsunuz din insanları, işte Hristiyanlar, Museviler oturup bu tür kendi dinler üzerine böyle çalışmalar yapıyorlar. Kitaplar. Evet, acayip inanılmaz eleştiriler, fikirler ortaya koyuyorlar. Orada tabii linç edilmiyorlar. Biz de aslında bir ucundan bu tür bir çalışma yapılmış. Ama sanırım aslında bir şey söyleyeyim mi Gökhan Bey? Yani paradigma değişse, mesela ben işte farklı dinlerden de inançtan dostlarım var ya. Ya böyle sürekli birbirinizi böyle çatışmacı bir yerden bakıp düşman görmek yerine tecrübe paylaşımı yapılabilir mesela. Bu hiç yapılmıyor. Yani İstanbul mesela o kadar müsait ki buna. Hem Hristiyanlar için çok önemli bir merkez, hem Müslümanlar için, hem Yahudiler için. Oralar herkes kendi arasında bu beyin fırtınalarını yapıyor. Halbuki birçok dert ortak yani. Çünkü dinler de çok birbirine zaten çok benzediği için semavi dinler. Şu kimsenin aklına gel. Ya bir kere de bir araya gelelim. Papaz, imam işte haham böyle otururken bir dertleşelim. Ya siz bu mesela bu metindeki bu problemi nasıl açtınız? İşte mesela Hazreti Meryem'in hamileliği hepimiz için aynı şey değil mi? Yani
Bir hani mesela inanmayan birine üç din birden babasız hamileliği izah etmek zorunda, doğru mu? Burada niye hiç işbirliği yapmıyorsunuz? Mesela siz nasıl bir teori geliştirdiniz? Siz nasıl bir söylem geliştirdiniz? Ne olur yani? O kadar çatışmacı bakılmış ki, o kadar şeyler kayboluyor ki. Ben mesela bunu özel sohbetlerimde bu sohbetleri yapıyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki. Ve o kadar mesela orucun hikmeti bir papazdan dinliyorum. Aynı imamdan dinlemiş gibi işte bana nefsi terbiyesini falan anlatıyor. Aa diyorum, ne kadar aynı ya. Ya bunlar birleştirirse bir güç çıkar ve bir kardeşlik, barış da çıkar ama hep çatışmacı bir yerden bakma. Çünkü ya dinler ya mesela Kur'an'da falan bunun çok ayetleri var bunun yani, ama politik olarak çatışma işe yarıyor. Yani kimse istemiyor ki yani, bak ben birazcık yapmaya çalıştım, biri herkes beni uyardı. Fatma sakın sakın. İşte bunlar çok tehlikeli. Ya bir sakin olun dedim ya. Selam verip çay içiyorum yani, dostluk kuruyorum. Bu kadar basit. Ama sonuçta da atıldım öyle böyle. Yani o yüzden bence yeniden bir şöyle diyeyim, çok büyük bir inşa yapmamız gerekiyor. Aklımızı başımıza almamız gerekiyor. Yıl 2022, İstanbul'da işte neyse yani artık şehirde yaşıyoruz. İnsanlık bir sürü yol yürüdü. Böyle hala bin yıllık gelenekleri böyle din diye insanlara dayatmaya devam ederlerse tamamen ortadan kalkacak. Ama tabii biz buna inşallah izin vermeyeceğiz. Ben dindar biri olarak genç arkadaşlarıma da güveniyorum. Çok fazla ümit veren gelişmeler de var. Yeni bir dindarlık, bakın din demiyorum, yeni bir dindarlık inşasının şart olduğunu düşünüyorum. Kendim de bunu yapmaya çalışıyorum. Bir örneklik ortaya koymaya çalışıyorum. Çünkü gençlerin rol modele ihtiyacı var. Yani söylemden ziyade somut görmek istiyorlar. Ya bir Müslüman görmek istiyorlar. Örnek alabilecekleri, arkasından gidebilecekleri. Bu örneği onlara sunamıyoruz. O da gidiyor bırakıyor, değişti oluyor çocuk. Ne yapsın başka, ne yapacak yani? Evet. Uzun uzun hikayeler var. Aslında dert bir değil ki, ağlamaya ne gerek demişler. Konuşmakla bitmez. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Bu meseleler. Eklemek istediğiniz bir şey var mı aklınızda kalan? Ben konuklarıma hep sorarım sohbetin sonunda. Çünkü bazen kafaya bir şey takılır. Ya ben bunu da söyleyecektim. Sohbet açılmadı diye. Şu düğünle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bir yanılgı vardı, onu düzeltmeye çalışıyorum. Bir türlü düzeltemiyorum. Şimdi düğünden 14 gün önce ben ihraç edilmiştim. Ama o alkol meselesi olunca bütün o işte troll medyası, yani doğru mu yanlış mı hiç umursamıyorlar ya. İşte şöyle manşetler attı. CHP'nin alkol sever hocası falan işte. İBB'nin hocası alkol ikram için kovuldu. İşte Ekrem de kovdu falan diye böyle acayip acayip manşetler attılar. Yahu dedim, ben daha önce atılmıştım. Onunla alakası yok. Anakronizme düşüyorsunuz. Bir türlü dinletemedim. Yani benim İBB'den atılmam düğünde alkol serisi hiç alakası yok. 14 gün önce atılmıştım zaten. Bu bir. İkincisi, bu konuda çok linç yedim. Yani çok ağır bir linç yedim. Ama pişman değilim sevgili dostlar. Yani bu eleştirenlere de söylüyorum. Ben hala doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum. Bence anlaşılmadı. O yüzden bu kadar kızıyorsunuz. Çünkü kızanlardan çok daha fazla. Şimdi ortalık sakinleşince anlıyorum ki insanlar tasvir ettiler. Çok bunu anlayan ve çok doğru bulanlar var. Bana söylüyorlar, bunu ifade ediyorlar. Çok mutlu oluyorum. Birçok hayatında alkol kullanan ama dindar da olan insan özellikle çok mutlu olduğunu ifade ediyor. Yani mesela adam dindar, yani muhafazakar bir adam. Kendi de dindar. Ama diyor ben de arada sırada içiyorum diyor mesela. Bu insanlar bunu söyleyemiyordu. Bana çok rahat söylediler. Çok mutlu olduklarını söylediler. Bunun amacı şuydu, net olarak söyleyeyim. Buradan toplumsal bir yarılma yaşanıyor. Çok saçma bir şekilde toplum buradan bölünüyor. Şu hale geliyoruz. Alkol alanlar, almayanlar. Almayanlar alanların masasına oturmuyor, evine gitmiyor, misafirliğine gitmiyor, arkadaşlık kurmuyor, mekanına gitmiyor, dolayısıyla dostluk kurmuyor. Böylece gettolarımıza hapsoluyoruz. Ben bunu yaşayarak gördüm. Yani ben daha önce aynı bende alkol satan bakkaldan almıyordum. Masaya oturmuyordum, ortama girmiyordum. O insanların evine gitmiyordum. Dolayısıyla dostluk kurmuyordum. Ve muhafazakar mahalleye hapsolmuş durumdaydım. Günün birinde o insanları tanıyınca çok büyük bir şey kaçırdığımı fark ettim. Ya dedim, ya ben niye bunca yıl bu insanlarla dostluk kurmamışım? Ve artık aklımda erince yani ne saçma bir şey dedim. Ya masada ben oturuyorum, ben içmedikten sonra ne olacak yani, o karşımda onun günahı, ondan benimki falan. Dolayısıyla amacım buydu. Yani amacım kimseye bir gece alkol almasalar ölür falan, öyle bir şey yoktu. Çünkü dostluklar, yani şunu hala tavsiye ediyorum lütfen. Bir insan sırf alkol kullanıyor diye veya yaşam tarzı görünüyor da. Yaşam tarzı sizin gibi değil diye lütfen onunla dostluk kurmaktan vazgeçmeyin. Bakın biz Türkiye toplumu farklılıklarıyla güzel bir toplumuz. Birlikte yani şu değil, birbirimize tahammül değil, birbirimizi sevmeyi öğrenmemiz lazım. Benim gibi inanmıyor, benim gibi yaşamıyor ama ben onu çok seviyorum demeyi öğrenmemiz lazım.
aynı masaya oturmayı öğrenmemiz lazım. Aynı şeyde mekanlarda birlikte muhabbet etmeyi öğrenmemiz lazım. Tamamen amaç buydu. Ben ondan da geri adım atmış değilim. Memnunum. Böyle de devam edeceğim. İnşallah doğru anlaşılır. Öyle diyeyim. Ben de sesimi kısmışım. Konuşmaya çalışıyorum. Güzel bir şey yapmışsınız. Ben de içen ve seküler birisi olarak şunu söyleyeyim. Ya zaten insanlar sevdikleriyle sohbet için oturup içiyorlar. Yani şöyle bir şey olmuyor. Karşındaki zaten içme istemiyorsa, içmeyi sevmiyorsa böyle bir aman ben de illa onunla rakıyı koyayım, o içmesin, ben içeyim diye insanlar zaten istemiyor. Yani biz böyle yaşamıyoruz. Yani aman her yere rakı götürelim, konyak götürelim, çıkalım içelim gibi derdi yok ki. İnsanlar zaten beraber sohbet etmek için o ortamı oluşturuyorlar. O içiyor, sen içiyorsun. Yani çok aslında bu içki meselesi çok insanları bölecek bir şey değil. Ben yukarıdan siyasi olarak özellikle zorlandığını, evet, yani yaşam tarzları üzerinden toplumu bölmeye yönelik yukarıdan çok fazlası. Tabii tabii o da var, aynen. Toplumsal mühendislik projesi olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Yoksa bu toplum yani ne zaman bölünmüş içki yüzünden, içki içen ve içmeyen yüzünden de şimdi. Evet mesela bunu... Gökhan Bey bunu da analım bugün. Tam gündemde zaten onunla alakalı. Mesela camide içki işler diye yaygara koparıp toplumu nasıl bölmeye çalıştılar değil mi? Yani bunu yaşadık. Koca bir toplumu dinamitleme çalışmalarını yaşadık. Ama mesela camide çocuklara tecavüz edildiğinde aynı reaksiyon gösterilmedi. Yani kaç haber oldu? Bir tane değil yani. Bunun ne kadar politik olduğu, ne kadar saçma olduğu zaten oradan da anlaşılabilir yani. Yani ben de Gezi'deydim. Yani evet bira da içtik, şunu da yaptık, bunu da yaptık da Türkiye toplumunda yetişmiş hangi birey elinde bira şişesiyle camiye girer? Yani gerçekten bu kadar akıllıcı bir şey ben görmedim. Yani ben ateistim, dinsizim. Evet. İçeride ederim de ama camiye hayatta asla bira şişesiyle girmem. Hiç evet. Girecek ben bir kişi bir tanımıyorum. Yani bu evet. Ancak deli olabilir. Zub olabilir. Ancak böyle birisi girer. Sonuçta bizim ailelerimiz, evet, Müslüman, arkadaşlarımız Müslüman, böyle bir toplumda yetiştik. Yani bizim gibi insanlar da yani Müslüman olmayan veya işte Müslüman olsa bile daha çok kendini seküler olarak ifade eden hiç kimse gidip camiye böyle bira şişesiyle girmez. Bu gerçekten çok akıl dışı bir şey ve bu da hala tekrarlanıyor. Üzülüyorum. Ben de Gezi'nin başından beri orada olan birisi olarak bu mümkün değil. Zaten cami imamı da bunu bütün baskılara rağmen direndi ve söyledi. Ona da teşekkür ederim. Selam olsun. Gerçekten harika bir direniş gösterdi. Gerçekten büyük, gerçekten çok sağlam. İşte öyle insanlar, yani ben inancına sadık olan insanları seviyorum. Yani Allah kitap deyip de mal mülk biriktirene değil de işte ya ben Allah'ın karşısında inanıyorum ve böyle mahcup duruma düşüyemem, yalan söyleyemem diyen insan daha çok güveniyor. Onun inancına saygı duyuyor. O gerçekten ben de saygı duyuyorum. Onu da anmış olalım. Tabii burada isim geçen insanlar vardı. Fatma Yavuz kendi özellikle Büyükşehir Belediyesi'nde başından geçenleri anlattı. İsimler geçti. İsteyen olursa Mahir Polat veya işte İBB'den yetkiler veya CHP'den insanlar. Tabii cevap verme hakları var. Sonuçta gazeteciliğin kuralı var. Onu da hatırlatmak istiyorum. Bugün Fatma Yavuz'du konuğumuz. Aslında pek çok şeyden bahsettik. Hem bu İBB'deki sürecinden bahsettik. İşte hem de Türkiye'deki işte bu din tartışmalarından bahsettik. Fikir özgürlüğü tartışmalarından bahsettik. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarım önümüzdeki dönemde de güzel şeyler yaparsınız, yapmaya devam edersiniz. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.